İngilizce'de must ile olumlu ve olumsuz cümle olmak üzere iki tarz kurulur genellikle. Soru cümlelerinde must tercih etmeyiz. Onun yerine have to tercih etmemiz daha muhtemeldir. Yani do veya does kullanarak, ayrıca özneyi kullanarak sonrasında have to ile birlikte kullanım daha tercih edilen bir durumdur. Olumlu cümleye bakmak gerekirse must yardımcı fiilinin yanına fiilin birinci hali getirilerek olumlu cümle yapılır. Yani formül olarak tahtada gördüğünüz gibi subject dediğimiz özne, sonrasında must yardımcı fiili, sonrasında da fiilin birinci hali kullanılır. Örnekte de göreceğiniz gibi he must sleep now. Şu an uyumalı, uyumak zorunda. Obligation ifadesidir. Bir tane de herhangi bir probability ifadesi vermek gerekirse he must come home. Bu saatte eve gelmeli. Dolayısıyla burada da bir yüksek ihtimal ifadesiyle de kullanabiliriz. Ve iki cümlede de göreceğiniz üzere he öznesi, must yardımcı fiili ve sonrasında sleep fiili. Fiilin birinci hali, ana fiil kullanılır. Olumsuz cümleye bakmak gerekirse must'la mustn't'ı bir tutmamamız gerekir. Must zorunluluk ve probability ifadelerini ifade ederken mustn't yasak ifadesidir. Yine ama tabii ki cümle kurulumu aynı mantıktadır. Özne gelir baştan, öznenin yanında subject'ten sonra mustn't veya must not, ki çok kullanılmaz, daha çok mustn't çok kullanım, yaygın kullanıma sahiptir. Sonrasında fiilin birinci hali kullanımı mevcuttur. Çocuk uygun yaşa sahip değil ya da yüzmek için orası elverişli bir yer değil. She mustn't swim here diyerek de herhangi bir prohibition dediğimiz yasak ifadesinde mustn't'la ifade etmiş oluruz. Ve soru cümlede de göreceğiniz üzere she öznesi, mustn't yardımcı fiili, yasak ifadesi ve fiilin birinci hali swim fiilinin yine birinci hali swim kullanılır.